Peki, tamam. Teşekkürler sevgili Sercan. Ağzına sağlık. Önemli ifadeleri var sevgili Sercan Dikmen'in. Kendisinin de ifade ettiği gibi Beşiktaş'ta hakikaten bir bahar havası esiyor sevgili seyirciler. Ümraniye'de yüzler gülüyor. Peki Samandıra'da durum ne? Samandıra'daki gelişmeleri de arkadaşımız Ahmet Selim Kul bize aktaracak. Ahmet, tabii Beşiktaş'ta bahar havası esiyor. Fenerbahçe'de, Samandıra'da moraller nasıl? Bu bir. İki, kadroda mutlaka bir değişiklik yapacak herhalde hoca. Senin bu sabah yazdığın bir haber var. Orada önemli detaylar var. Çarpıcı detaylar var. Haberi yazdın. İstersen şimdi canlı olarak da haberi bize açabilirsin. Tabii Aykut İnce, Fenerbahçe'de kadroda değişikliğe gidilecek. Beşiktaş mağlubiyeti. Daha önceki yayınlarda da söyledik, aslında şöyle bakılıyor bu mağlubiyete. Fenerbahçe'nin teknik heyeti, sportif heyet, sportif direktör Emre Bözoğlu'ya, Fenerbahçe'nin idareciler tarafından şöyle bakılıyor. Evet, yenilgi olabilir, ligde olacak da özellikle pandemi döneminde taraftar yokken sürpriz yenilgiler de, beklenmeyen yenilgiler de olacak. Fakat en nihayetinde şuna dikkat çekiliyor. Fenerbahçe bu yenilgi şeklinden dolayı çok memnun değil. Yani Fenerbahçe'nin maç içinde bir türlü toparlayamaması vesaire. Bundan dolayı biraz yıkıma doğru gitti diyebiliriz. Ama şunu söyleyelim burada. Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Bölezoğlu, Erol Bulut oyuncuları yeniden tedavi sürecine alıyor. Yeniden maça daha konsantre çıkmaları için mücadele ediyorlar. Bunun için çaba gösteriyorlar. Kadroda da tabii Lemos kenara gelecek. Serdar Aziz yeniden ilk 11'e dönecek. Hücum hattında zorunlu değişiklikler olacak. Şunu söyleyelim. Ener Valencia bu gece İstanbul'a gelecek. Eğer Covid testinde bir sıkıntı çıkmazsa, yani negatife dönmüştü ülkesinde ama burada da pozitif çıkmazsa, negatif devam ederse, Ener Valencia bu hafta 11'e dönecektir. Ener Valencia'nın olmadığı maçlarda tabii Perotti vardı. Perotti çıkıp biraz Ener Valencia'ya girecek gibi olacak. Forvet'te gene değişiklik olabilir. Orta sahada Gustavo'nun yokluğunda Ozan'ın geri gelmesini bekliyoruz. 10 numaraya Mert Hakan dönebilir. Bir şekilde bu kadroda değişiklikler olacak. Erol Bulut da bunlarla ilgili düşüncelerini sürdürüyor. Tabii ki antrenman performansları da önemli olacak ama Fenerbahçe Denizli Spor maçına Beşiktaş maçından ciddi anlamda farklı bir kadroyla çıkacağını belirtelim ve bu maça da Beşiktaş maçının etkilerini sonlandırmak adına bu maça çıkıldığında en azından futbolcunun kafasında o maçtan kalan negatif etkiler kalmaması adına yoğun bir çaba olduğunu da belirtelim. Fenerbahçe'de gündem bu şekilde sevgili Aykut İnce. Pekala, Fenerbahçe'de de gündemi aldık. Birazdan Aldın Domaç ve Ilgaz Çınar'la birlikte olacağız tabii. Gündemi konuşacağız. Takımları, ligimizi değerlendireceğiz. Peki, 3 büyükte bunlar yaşanırken 4. büyük takımda Trabzon'da neler oluyor? Arkadaşımız Yunus Emre Sel karşımızda. Trabzon'a gidelim. Teşekkürler Aykut İnce. Trabzonspor'da da yüzler gülüyor tabii ki. Üst üste alınan 2 galibiyet sonrası moraller ciddi anlamda yükselmiş durumda Trabzonspor'da. Özellikle Abdullah Avcı'nın geldiği gün düzenlediği basın toplantısında takım savunmasını geliştireceğim açıklaması şu anda sahaya yansımış gibi gözüküyor. Çünkü iki maçta da Trabzonspor kalesini gole kapatmayı başardı ki ondan önceki 8 haftada kalesinde 15 golle ligin en fazla gol yer takımı konumundaydı. Bunu yaparken Abdullah Avcı bir yandan da kadro istikrarını da sağlamış durumda. Çünkü iki maçta da ilk 11'ini değiştirmedi tecrübeli teknik adam. Daha önce geçen haftalarda sürekli olarak ilk 11'in değiştiğini görüyorduk. Ama şu an itibariyle kadro istikrarını da önemli oranda sağladığını söyleyebiliriz. Ayrıca şu detayları da verin. Trabzonspor'da bu çalışmalar devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını da incelediğini söyleyelim. Çünkü kadroda bazı noktaların ciddi oranda eksik olduğunu düşünüyor Abdullah Avcı. Özellikle orta sahadaki rekabetin geliştirilmesi gerektiğine inanıyor. O bölgeye bir transfer arayışı var Trabzonspor. Yine hücum bölgesi için transfer arayışı var. Kadro istikrarını önemli oranda koruduğunu söylemiştik ama bu hafta sonu mecburi bir değişiklik yapacak. Kart cezalısı olan Pereira'nın yerine Serkan Hasan'ı ilk 11'de göreceğiz. Yedek kalan oyuncular artık forma giyme şansının daha düşük olduğunun farkında ve o şansı geri kazanmak için antrenmanları bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Abdullah Avcı da takımı fiziksel olarak daha iyi bir noktaya taşımak için bir gün çift antrenman, bir gün tek antrenman metodunu uyguluyor. Bugün çift antrenman yapacak Trabzonspor. Sabah antrenmanını daha çok kondisyon ağırlıklı bir çalışma olarak gerçekleştirdi. Akşam antrenmanı daha çok taktik ağırlıklı bir çalışma şeklinde geçecek. Ayrıca
yarın yapılacak antrenmanın da basın mensuplarına açık olması bekleniyor. Ayrıca antrenman öncesi de yine bir futbolcunun güncel konularla ilgili açıklama yapması planlanıyor. Bu da en azından enformasyonu daha iyi sağlanması noktasında oldukça önemli. Kısacası şu an itibariyle Trabzonspor'da gidişatın iyi olduğunu, herkesin keyfinin yerinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki, teşekkür ederiz. Haldun Domaç ve Ilgaz Çınar bizimle birlikte bugün. Hoş geldin bir kez daha. Hoş bulduk. Hoş geldin Ilgaz. Selamlar, merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gazeteleriyle gelmiş Ilgaz. Ilgaz hazırlıklı gelmiş. Hazırlıklı gelmiş. Haldun abinin defterleri beni ürküttüğü için yanıma bir de dekor olarak gazeteleri alayım dedim. Sınav yapabilir bizi yani. Haldun abi şey soracağım. Defterleri yıl yıl saklıyor musunuz tabii. Tuttuğunuz defterleri? Tabii. Ben onları atıyorum. Bunu yapmamam gerekiyormuş. Bizim, onun farkına vardım. Benim şeyim şu. Hayalim. Bir gün kamerayı alacağım. Haldun abinin evet. Evet gideceğiz. Çalışma Haldun odasına. Abinin. Bu arşivleri bize bir çıkarsın. Gazete evet. Var diyor. Bunlar defterler var. 80 sonrası bütün gazeteler var. Yani lig olarak. Haldun abinin çalışma odası 3+1 olduğu için. Doğru söylüyorsun. 3+1 değil mi senin? Çalışma odan 3+1. 3+1 de bir de evdeki şikayeti dinlesen. Haklı kadın çöp abi. Çöp eve dönmeye başladık falan diye. Ama yok bilginin çöpü olmaz. Bilginin çöpü olmaz. Pekala. Neyle başlıyoruz Hüseyin? Direkt ben topu rejiye attım abi. Ha, reji karar versin diyorsun. Ya şimdi teknik direktörlerle ilgili. Evet. Aslında biz konuştuk yukarı direktör arkadaşlarımızla. Hakikaten sıkıntılar var. Bugün bizim Evren bir araştırdı. Sevgili editör arkadaşımız Evren. 2006'da geldi takımın başına. Dünya Kupası'ndan sonra, Klinsmann'dan sonra. Löw. Yanlış hatırlamıyorum. Geldi hala taze dediler. Vallahi kaç sene oldu işte 2006'dan bu yana. 14 senedir. Yani biz herhalde o süre içinde kaç tane değiştirdik Evren? Totalde. Yani Ersun Yanal, Fatih Terim, Gusidik. Milli değil ya genel. Kaç? Say. Yani milli Ersun takımdan Yanal. Bahsediyoruz. Doğru. Ersun Yanal, Fatih Hiddink. Terim, Gusidik. 3. Sonra Abdullah Avcı. 4. Sonra Fatih Terim. 5. Bir tane. Sonra. 6. Şenol bak Güneş. Şöyle söyleyeyim. Ha, ben burada bak. Fatih Terim geldi galiba. Geldi. Fatih Terim, Oğuz Çetin. Geldi zaten. Gusidik, Abdullah Avcı, Fatih Terim, Mircea Lucescu, Şenol Güneş şimdi devam ediyor. Şimdi oradaki sistemle buradaki sistem arasında bir fark olduğunu bir kere görmemiz lazım. Orada usta, kalfa, çırak sistemi işliyor. Usta, kalfa, çırak. Yani, biz de sanki öyle yapmışız ama yok, bak. Hayır hiç öyle bir usta şey Fatih değil. Hoca. Sonra? Oğuz Çetin çırak gibi görünüyor sonra, değil mi? Oğuz Çetin ne kadar kaldı? Oğuz Çetin esaslı Gusidik'ten sonra ki bir iki maçlık süreçte. Kalmadı ki işte mesele o. Şimdi bak ikinci adamlar bizde birinci adam olmuyor. Orada Alman sisteminde ikinci adamlar birinci adam oluyor. Bu bugün başlayan bir sistem değil. Helmut Schön'den başlayan bir sistem bu. Helmut Schön'den sonra Derval geliyor. İşte ondan sonra yani sistem hep kendi içerisinde yani çırak usta kalfa ya çırak kalfa usta gibi götürüyor işi sistemi. Ama burada bizde öyle değil. Bizde hiçbir ikinci adam birinci adam olmuyor. Şöyle araya girebilir miyim? Evet. Şu anda Bayern Münih'i çalıştıran Flick esasında Joachim Löw'le beraber Alman futbolunu yapılandıran adamlardan bir tanesi. Bunun dışında bizdeki sistem şu, esasında sistemsizliğimizi anlatıyor. Bizde kulüp takımlarında başarı sağlamış teknik adamı hemen milli takımın başına getirmek bizim sistemimiz bu. Yani bu da içinde bulunduğumuz sıkıntıyı anlatıyor. Bir de ikinci adamlar Ilgaz hiç yok. Gelmiyor. Mesela gelmiyorlar. Oğuz Çetin, Ünal Karaman, Metin Tekin bunlar hep ikinci adamlar oldular şeyde futbol teknik direktörlükte. Futbolun içerisinde ama birinci adam olamadılar. Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Avuççu. Yani bakıyorsun Tayfur Avuççu da gitti. Yani böyle sayabiliriz çok. Hı-hı. Yani ikinci adamlar birinci adam olamadıkları için çoğunlukla ikinci adamlar fırsat bulduklarında gidip kulüp teknik direktörlüklerine geçiyorlar. Oralardan kulüp teknik direktörlerine geçip götürmeye çalışıyorlar. Yani biz şöyle aslında bir kaos ortamında futbolu yöneten bir ülkeyiz biz. Kaos ortamında. Onun için biz şey gibiyiz, yani bilmiyorum Ilgaz katılacak mı? Bizim bizde çeviririz, 6 da gelir, 1 de gelir. Bizim için belli olmaz. Tabii, yani biz 2002'de Dünya Kupası'nda 3. oluruz, tamam mı? Sonra çek bilet Onya'ya döneriz. Sonra çek bilet Onya deyip kupaya gidemeyiz falan. Yani böyle bunlar bizim futbolumuzdaki sistemsizliğin bir uzantısı. Onun için hani Löw, işte bakıyorsun 6 gol yiyor İspanya'dan ama Löw'e göreve devam edeceksin diyorlar. Zaten yani sistem budur yani. Ha
başarısızlığın sistemi olmadı. Dünya Kupası'ndan elendiler ya. Yine Löw gitmedi. Şimdi dön bizim lige. Kaç? 10. haftadan sonra 1-2-7, son hoca 8. Ver bakalım grafiği. Bize de bakalım şimdi. 8 teknik direktör değişti, evet. Yani, türünün son örneğiyiz.